Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar, bugün sohbet konumuzla sizlerle beraberiz inşallah. Bugünkü sohbet konumuzda duygularıma nasıl yön verebilirim adlı sohbetimiz inşallah Teala sizlerle beraber olacak. Kıymetli dostlar, sohbetimize geçmeden önce bizleri lütfen aşağıda bulunan butonlardan takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, ardından bu videomuza bir beğeni atarak bizlere destek olmayı ve yorumlarda da görüşlerinizi bildirerekten destek olursanız çok çok mutlu oluruz. Şimdiden destek olan hepinizden Rabbim razı olsun. Haydi bakalım o zaman. Ya Allah, Bismillah, başlıyoruz. Her insanın kalbinde yön vermek istediği nice duyguları vardır. Ama insan çoğu zaman düşüncelerine hakim olamaz. Mesela aklı insana der ki, burada sinirlenmemem lazım. Ama insan avazı çıktığı kadar bağırır, öfkelenir. Şu insanlar sana zarar veriyor, görüşmemen lazım. Ama insan o kişileri görmediği zamanlarda kendini güçsüz zanneder. Bu buluşmaları yapmaman lazım. Bunlar seni hep harama götürüyor. Ama insan ne kalbine ne de aklına bir türlü yön veremez. İşte şimdi söyleyeceğimiz noktalarda aklın ve kalbin dizginini insanın eline vermeyi bir tamamiha öğreten çok sırlı konuşmalar yapacağız. Kim kalbine yön vermek isterse bu hakikatleri bilmeleri lazım. Çünkü bu ders insanın aklına, kalbine, hayatına nasıl hükmedeceğini öğreten çok esrarlı bir ders. İnsanlık tarihinde kendisine hükmedebilen birilerini gösterin deseler şüphesiz ilk akla gelen Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve sahabeleri olurdu. Acaba sahabeler Resulullah aleyhissalatü vesselamdan nasıl bir ders almışlar ki akıllarına, kalplerine, hayatlarına ve biiznillah ahiretlerine yön verebilmişler? Bizim bu meseleyi edinmemiz gerekiyor dostlar. Bunu bir meslek olarak edinmemiz gerekiyor hem de. Bunun en güzel örneklerinden biri kimdir? Herkesin belki de tahmin edeceği gibi Vahşi bin Harp. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın canı ciğeri olan Hazreti Hamza'yı şehit eden kişidir. Bu şehadetten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona iki kez haber ulaştırıp onu imana davet etmiştir. Ama o ikisinde de benim gibi günah işleyen biri affolunmaz diye karşılık vermiştir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 53. ayetini indirmiş ve Efendimiz ona gönderdiği son haberde bu ayeti iletmiştir. De ki, ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Hazreti Vahşi bu ayeti duyduktan sonra iman ediyor. Ama iman etmesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan bir ricada bulunuyor. Ve diyor ki, gözüme gözükme. Zira seni gördükçe amcam Hamza'yı hatırlarım. Eğer onu hatırlarsam sana olan vazifemi tam yapamam. Öyle bir peygamber ki burada bile tek endişesi ona karşı olan vazifesini eksik yapmak. Hazreti Vahşi'den sonra tabiinden bir zat olan Hasan-ı Basri Hazretlerinden bahsedelim. Hasan-ı Basri Hazretleri hayatı boyunca son derece hassas yaşayan, ne zaman cehennemi duysa hıçkıra hıçkıra ağlayıp küt diye bayılan Evliyaullah'tan bir zat. Şimdi
bir tarafta ulemanın tabiriyle sahabenin haşa en düşüğü olan Vahşi bin Harp var. Diğer tarafta ise tabi'in imamlarından zirve bir isim olan Hasan-ı Basri. İmam-ı Rabbani'ye göre bu ikisinin kıyası sorulduğunda Hasan-ı Basri, Hazreti Vahşi'nin atının ayağındaki toz olamaz diyor. Bu nasıl bir makamdır? İşte bizim bu satırlarda bu mertebeyi, bu makamı anlatmamız lazım. Çünkü hayatımıza, kalbimize yön vermek, doğruları daha seri bir şekilde yapmak için önce sahabelerin hayatını ama ondan da önce onların büyüklüğünü anlamamız şart. Yine ufak bir mesele anlatarak konumuza devam edelim. İmam Celaleddin Suyuti sahabe tarifi şudur. Efendimiz zamanında inanarak sohbetinde bulunma şerefine erişmiş kişiler. Burada önemli olan kelime inanarak. Çünkü Ebu Cehil de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, sohbet etmiş ama inanmamış. Bu yüzden de sahabe değil. Neden Celaleddin Suyuti'nin tarifini aldığımızı beyan edelim. Celaleddin Suyuti İslam alimlerinin büyüklerindendir. Ve Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur'da onun için şu ifadeyi kullanıyor. Uyanık haldeyken çok defa peygamberle görüşmüştür. Allah Allah. Biz Efendimiz'i rüyamızda bir kere görsek o hatırayı ömür boyu saklamaya çalışırız. Ama Celaleddin Suyuti rüyada bile değil, yaka zaten yani uyanık bir halde birçok kez görüştü deniliyor. Şimdi aynı soruyu bir defa daha soralım. Celaleddin Suyuti yaka zaten birçok kez Efendimizle görüşmesine rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözüme çok gözükme, amcam Hamza'yı hatırlarım dediği Hazreti Vahşi'ye yetişebilir mi? Cevabımız yine aynı. Hazreti Vahşi'nin atının ayağındaki toz bile olamaz. Neden olamıyor peki? Sahabeyi bu kadar yüksek bir mertebeye çıkaran sır nedir? Gelin sizinle bunu derinlemesine inceleyelim dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlarla iki şekilde görüşmesi vardır. Birisi hayattayken nübüvvet yani peygamberlik makamında görüşmesidir. Ötekisi ise vefatından sonra velayet noktayı nazarında görüşmektir. Efendimiz sahabelerle bizzat peygamberlik makamında görüşüp onları çok yüksek bir mertebeye çıkarırken Celaleddin Suyuti gibi zatlarla nübüvvet makamından değil velayet makamından görüşmüş. Onun için onlar sahabenin atının ayağındaki toza yetişememiştir. Çünkü Efendimiz'i dünya nazarında bir kez görmek uykudayken bin kez görmenin üstündedir. Mesela ben size uykudayken 1.000 lira versem mi daha iyi yoksa uyanıkken 10 lira versem mi daha iyi? Elbette uyanıkken peynir ekmek. Çünkü baktığımızda bu ikisinin arasında dağlar kadar fark var. İşte nasıl uyku ve uyanıklık arasında bu kadar fark var ise bir insanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bizzat nübüvvet makamında görmesiyle velayet makamından görmesi arasında da böyle kapanmaz farklar var. Ve sahabenin sahabe olmasının altında yatan en büyük sır da işte buradadır. Şimdi gelelim velayet mertebelerine. Veli, Allah dostu demektir. Ve veliliğin de kendi içinde mertebeleri vardır. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri bir Allah dostudur. Sahabeler bir Allah dostudur ve siz de isterseniz bir Allah dostu olabilirsiniz. Ama Allah'a dost olan bu kişilerin dostlukları arasında ciddi bir mertebe farkı vardır. İşte biz bu mertebe farkında sahabeleri anlayacağız. Onların kametini, kıymetini, hangi mertebede olduğunu öğreneceğiz. Ondan sonra da demek ki
ben şu özelliklerle kalbime, aklıma, dünyama, ukbama yön ve şekil verebilirim diyeceğiz. Velayetin yani veliliğin 3 mertebesi vardır dostlar. İlk mertebe velayeti suğra. Yani veliliğin küçük mertebesi demek. Tasavvuf ehlinin yolu bu yoldur. Dileyen herkes oradan gidebilir ve bu yoldan giden bir öğretmen veyahut da sokaktaki bir simitçi velayeti suğra ile hiç görmediğimiz insanların daha üstünde bir mertebeye sahip olabilir. Bu mertebe çalışmayla elde edilebilir. İkincisi velayeti vusta. Yani veliliğin orta mertebesi manasında. Bu mertebede birçok insanı aşan, aklın alamayacağı yüksek bir mertebedir. Tabiinin, tebe-ü tabiinin bazı imamları gibi insanlar velayeti vusta mertebesindedir. Bu mertebe çalışmayla elde edilemez. Kalpteki mükemmel samimiyet sonucunda ikram-ı ilahi ile ancak elde edilebilir. Ve üçüncü noktamız, mertebemizde velayeti kübra. Veliliğin en büyük mertebesi demektir. Sahabeler ve onların yolunu takip eden müçtehitler, kutuplar, mezhep imamları da bu mertebededirler. O halde bir soru soralım. Bazı insanlar, kimi sahabelerden daha fazla ömür yaşamış, belki daha fazla namaz kılmış, Kur'an'ı daha fazla okumuş. Ama nasıl oluyor da onlar bu mertebeye ulaşamazken sahabeler ulaşabiliyor? Bu sorunun cevabını öğrenmemiz için öncelikle şu üç kelimeyi de bilmemiz gerekiyor. Nedir bu üç kelime? İnsiba, inikas ve incizap. Aydın gelelim bir de bunlara bakalım. Ne demekmiş? İnsiba ne demek? Yani boyanmak demek. Hatta ayeti kerimede sıbgatallah yani ne demek? Allah-u Teala'nın boyası diye bir tabir vardır. Ama burada da şöyle bir incelik var. Sıbga boyanma manasını verirken insiba eklendiğinde şu hal olur. Kişi boyandığının farkında olmaz. İçten gelen imanla gayri iradi olarak boyanır. Yani insan kimlerle geçse, ne tür sohbetlere gitse o insanların boyasıyla boyanır. Mesela kişi sürekli iddia kuponu konuşulan bir meclise gitse ve kendisi de futbolu iyi oynayan biri olsa aradan aylar geçince bir kuponda bana yaz der ve kişi sürekli Allah hakkında konuşan insanlarla bir arada olsa aradan biraz zaman geçince bir seccadede bana ser der çünkü etrafındaki insanlarla boyanır. İnsiba ile birlikte iki kelime daha öğreneceğiz. Latif ve kesif. Etrafındakilere etkisi olmayan katı şeylere kesif, etrafına etkisi olan şeylere ise latif denir. Mesela masa kesifken ışık latiftir. Sobanın demiri kesifken içinde yanan ateş latiftir. Latif maddelerde kendini arasında yani nurani ve tam nurani diye de ikiye ayrılıyor. Bizim görebildiğimiz latif şeyler yani nuraniyken göremediğimiz latif şeyler ise tam nuranidir. Misal güneş yarı nurani iken ruh tam ruhanidir, nuranidir. O halde ben aynaya taş tutsam bu taş aynaya özelliğini veremez. Çünkü kesif bir maddedir. Ama ben aynaya güneş tutsam bu güneş aynaya özelliğini verebilir. Çünkü yarı nurani olduğundan aynayı hem ısıtır hem de ışıtır. Demek ki bir şey yarı nurani ise etrafını boyayabilir. Peki yarı nurani olan güneş etrafını ısısıyla, ışığıyla boyayabiliyorsa tam nurani olan ruh boyayabilir mi? Elbette boyar. İşte bizim bulunduğumuz meclisin veyahut karşılıklı konuştuğumuz insanın
ruhundan aldığımız boyama haline de insiba deniyor. Sahabelerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundayken onun boyası ile, yani boyanması gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte oldukları için aynı onun gibi oluyorlar. Boyanıyorlar yani. İşte Efendimizin nübüvvetten gelen insibağı, yani boyaması, bir insanı bir anda sahabe yaparken, velayetten gelen insibağı bir insanı da sahabe mertebesine götüremiyor. O yüzden dünyadaki bütün insanlar toplansa bir sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu ile boyanmışlardır. Şimdi ne dedik? İkinci kavramımız olarak inikas. Peki bir de buna bakalım. Aksetmek, yansımak demektir. Mesela aynaya tutulan ışığın yansıması bir inikas olay örneğidir. Normalde bu kelime akeseden gelir, akese yansımak demek, ama kelime inikas halini alınca gayri iradi bir yansımayı kastediyor. Yani kişi istese de yansıyacak, istemese de yansıyacak. Mesela bir arkadaşlarımızla gül bahçesine gitsek, 5 dakika oturup çay içsek gül kokarız. Gülün kokusu bize yansır. Hem de istesek de yansır, istemesek de yansır. Çünkü biz o ortamda bulunuyoruz. Şimdi bir de insiba örneğiyle inikası birlikte düşünelim. Misal, ben elimde Wi-Fi'li harici bir diskle bir medreseye girsem ve bu medresenin modemine bağlansam, o modeme bağlanmaya insiba, o modemden çekim gücüne ise inikas deniyor. Sahabeler de dahil tüm Müslümanların Efendimiz'e bağlı olduğunu düşünelim, ama hepimiz aynı oranda çekmiyoruz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlanmamıza insiba denirken, kişinin hard disk büyüklüğüne göre veri indirmesine de inikas deniyor. Mesela biz 3 arkadaş modeme bağlansak, üçümüzün de bağlanması insiba olurken, benim elimde 1 GB'lık çekim gücüm varsa benim inikasım 1 GB oluyor. Diğer arkadaşların da kapasitelerine göre inikas sağlıyorlar. 1 TB olanın inikası 1 TB olurken 10 MB olanın inikası da 10 MB oluyor. Lakin kişi modeme bağlanıp insiba gerçekleştirmesine rağmen elindeki hard disk bozuksa, o zaman da inikas sağlanamıyor ve kişi küfür üzerine kalıyor. Üçüncü terimimiz neydi? O da incizap. Ne demek? Birden merkeze çekilmek demektir. Ve incizapta bir cezbe hali vardır. Örneğin bir insanın kendisini bilgisayar oyununa kaptırıp 40-50 saat oyun oynaması bir cezbe halidir. Ve o kişi oyunda birden merkeze çekilmiştir. Ya da başka bir insanın kumara kendini kaptırıp evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu unutması, onları bile masaya koyması bir cezbe halidir. Ve o kişi kumarda birden merkeze çekilmiştir. Birden merkeze çekilen insan çekildiği merkezin halini alır. Yani onun cezbesiyle dört döner. Şimdi günümüze bakan çok önemli bir örnek daha verelim. Mesela 2 yıl önce içki içen bir insan medresede oturuyor. Onu gören ukala bir insan da der ki, ya bundan nasıl Müslüman olur? Haşa, Allah bunu nasıl iyi bir Müslüman yapacak diyor. Ben de size diyorum ki, değil böyle 2 yıl önce içki içen bir insanın Müslüman olması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye gelen insan sahabe olmuş. Ve tüm dünya toplansa o sahabenin atının ayağının tozu olamamış. Avres bin Haris diye bir kumandan Bedir'in intikamını almak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip ediyor. O esnada Efendimiz bir ağacın gölgesinde gölgeleniyor. Avres birden Efendimizin önüne çıkıp kılıcını çekiyor. Ve söylesene şimdi, seni benim elimden kim kurtaracak diye bağırıyor. Efendimiz ayağa kalkıp diyor ki, Allah kurtaracak.
diye nida edince Avres korkudan kılıcı düşürüyor. Neden bakıldığında sureti haktan görünür. Belki en güzel, en tatlı Müslüman onlar gibi dururlar. Ama hakikat de böyle değildir. İslam'ın bir parçaya büyüme, bir parça büyümeye başladığı zamanlarda dahi sadece Uhud'a giderken bile 1000 kişinin 300'ü fesada uğratır bu insanlar. Zira Mekke fethinden sonra İslamiyet birçok yere ulaşıyor. Hazreti Ömer İran'ın hidayetine vesile oluyor ama yine aynı Hazreti Ömer Safeviler eliyle birçok zahmete ve bozguna uğratılmaya çalışılıyor. İran Hazreti Ömer'e düşmanlık etmek için adeta yarışıyor. O dönemlerde bile bunun oranları ve rakamları tahmin edilmez sayılardayken bir de fitne zamanı olan bu ahir zamanı düşünsenize. Bunu düşününce de içimize fitne girmesinin, insanların fesada uğramasının artık bizleri çok şaşırtmaması gerekiyor. Fesadın yani oyunu kuranların temelinde ise yine aynı şey. Sureti haktan görünme hadisesi var. Öyle bir çatal dili var ki o insanların zehirlediği belki aylar, belki yıllar sonra İslam adına hiç hareket etmediği görüldüğünde ancak anlaşılır. Bu insanlar zehriyle tuzağına düşmüş kişileri istediği doğrultuda sevk ederler. Kendisine gelen kişiye iradesini ipoteklemeden güzel ahlakı, adaleti, ibadeti, şefkati, merhameti, insanlığın ne kadar önemli olduğunu, toplum ahlakını, ta hayvanlardan bitkilere kadar gösterilen hassasiyetlerin aslında Allah'a duyulan saygının bir çeşidi olduğunu öğretmesi gerekirken o insanların eline düşer düşmez haset ettiği bir güruha yönlendirir. Rızık onlarda böyle bir kusur var, bunlarda şöyle bir şey var diye cerbeze ile muhtelif zamanlardaki parçaları toplayıp bunlardan bir komplo teorisi kurar gibi kurar insana. Burada müfsitten kasıt ise münafıktır. Mesela Bediüzzaman Said Nursi gibi insanların imanını kurtarmaya çalışan, sosyolojik yaşantıya, toplum hayatına bu kadar katkıda bulunan, kalplerde kılıçsız devrim yapabilen, ahiretle alakalı meseleleri insanlara aklen ispat edip kabullendiren, yanından geçtiği karıncayla ilgilenmeyi ihmal etmeyen ve unutmayan, imanlarına koşmaya çalıştığı, çocuklar tarafından taşlandığı halde onlara dua eden bir insan nasıl olur da insanlar tarafından korkulacak bir hale gelebilir? İşte müfsitler sayesinde, yani münafıklar sayesinde. Çünkü hakiki güzelin kaderi budur. Bir müminin niyetinde bozukluk olamaz ama amelinde olabilir. Bazı insanlar güzel müminlere kem gözle bakabiliyorlar. Ve ben onlara hayret ediyorum. Bu kadar saf niyetle toplanmış her insan gibi kusurları, hataları, amelde olabilen ama niyette olmayan böyle güzide insanlara çatal dilliler neden uçum ediyor diye soruyorum. Kendime ve diyorum ki akrebin tabiatında sokmak, yılanın tabiatında zehrini akıtmak var. Şaşırmamak lazım. Sonra da dua ediyorum Allah'a ki inşallah bizim tabiatımız Muhammedi olur. Silahlarımız onlarınkine benzemez. Tüm bu olaylarda insanlara düşen temel kaide ise basiret sahibi olmak. Hem çabalamak hem de Allah'a bol bol dua etmek. Çünkü böyle zamanlarda perdenin ardını görebilmek, basiret yani kalp gözü insanda olmazsa aldanma ihtimali yüksek ve kavidir. Zira Hazreti Ömer zamanında çok ilginç bir vaka gerçekleşir. Hazreti Ömer bir gün mecliste sohbet yaparken içinizde fitne ile ilgili hadis bilen var mı diye sual eder. İlmin kapısı Hazreti Ali, kişi ahiret ilmi ile dünyayı kazanmaya çalışacak, bu fitneye düçar olacaktır. Bu arada buradaki dünyayı kazanmaya sadece para gözüyle bakmayın. Bunun makamı, hürmeti, hürmet görmesi, insanlar tarafından sevilmesi, benim de şurada bir tanıdığım var diyebilme arzusu. Çok alt dalı var.
geniş düşünmek gerek. Hazreti Ömer, ben ondan bahsetmedim başka bir fitne deyince, Hazreti Huzeyfe inceliği anlar ve ey Ömer, senin o fitnelerle ne alakan var? Sen onları görmeyeceksin ama sen o fitnenin kapısısın der. Hazreti Ömer o kapı kırılacak mı diye sorunca, Hazreti Huzeyfe daha önce Resulullah'tan duyduğu beyanlara dayanarak evet cevabını verir. Hazreti Ömer desene o kapı tekrar kapanmayacaktır. Açılan kapı kapanır ama maalesef kırılan kapı tekrar kapanmaz. Kapının kırılması Hazreti Ömer'in şehit edilmesi manasındadır. Hazreti Huseyfe'ye Ömer şehit edileceğini biliyordu diye sorulunca evet biliyordu cevabını verir. Şimdi sahabeler velilik nazarıyla bozguncuları neden keşfedemediler sorusu daha manidar oldu. Sahabelerde de bir velilik nazarı var ama bizim bildiğimiz velilik tarzı değil, üst seviye bir velilik tarzı. Sahabeler zahirden direkt hakikate geçen insanlardır. Kur'an'ı bütün anlam tabakalarıyla fehmetmiş olup birinci el kaynaktan beslenmişlerdir. Yani sahabeler meyveyi birinci elden turfanda yemiş, biz salamura yemişiz. Araya çok vasıta girmiş. Sahabeler güneşi bizzat görmüş, biz aynalardan yansıya yansıya görmüşüz. Araya çok zaman girmiş. Sahabe efendilerimiz suyu kaynağından içmiş, bizim içtiğimiz su bize ulaşana kadar üstünden kaç kurbağa atlamış, kaç sazanlıkta kirlenmiş. O yüzden bizim vesveselerimiz, şüphelerimiz varken onların vesveseleri, şüpheleri yok. Tam sadakatle bağlanmışlardır. Bizim önce şunu anlamamız lazım. Kurbiyet mesleği olan velilerin yolu çok uzundur, keyiflidir, kerameti hediyesi boldur. Akrebiyet mesleği olan sahabelerin yolu ise çok kısadır. Keyfi kerameti hediyesi azdır. Mesela biz Mersin'den İstanbul'a gidecek olsak, kurbiyet mesleğini teslim etsin diye otobüste gidelim, akrebiyeti temsil etsin diye de uçakla gidelim. Biz Mersin'den İstanbul'a otobüsle 15 saatte gideriz ama yolda çorba molası var, eşi dostu telefonla arama zamanımız var, 2-3 tane film izleme imkanımız var, hediyelik eşya dükkanından hediye alma, pişmaniye alma imkanımız var. Çünkü yolu 12 saatte gidiyoruz. Bu yüzden kurbiyet uzun ama kerameti bol olan bir yoldur. Lakin Mersin'den İstanbul'a uçakla gidersek yolda çorba içme, molada hediyelik eşya alma, eşimizi dostumuzu arama gibi imkanımız olmaz. Bunların hiçbirini sağlayamayız ama varacağımız yere bir saatte varırız. İşte akrebiyet mesleği de bu şekildedir. Kurbiyet mesleği uzundur. Uzun olduğundan keşif, keramet, eğlence, keyif boldur. Akrebiyet mesleği ise kısadır. Bazen bir saatte, bazen bir andadır. O yüzden de içinde keşif, keramet azdır. Hem Kur'an, hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beşeri aciz bırakan iki mucizeyken hangi kerametin sahabelerin nazarında bir hükmü olabilir ki? Bu da onlarda kerametin, keşfin az olmasının başka bir sebebidir. Bir insanın Kadir Gecesi'ni yakalamasının iki yolu vardır. Birinci yolu kurbiyet yolu. Kişi bu yolda bir yıl bekleyecek, mücadele edecek ve ancak o zaman bu geceliği yakalayabilecek. İkinci yolu ise akrebiyet bağı. Kişi bütün latifeleri ve hassasiyetlerini ruhun hayat mertebesine çıkaracak, beden hapishanesinden kurtulacak. Zaman dediğimiz olay maddenin hareket etmesi olduğundan ortada madde kalmayınca zaman da kalmayacak. Böyle olunca kişi geçmişi, geleceği ve şimdiyi bir anda unutan bir mesele. Böyle bir mertebede Kadir gecelerini yaşayabilmek, ruhun genişlemesi, zamanın üstüne çıkma olayı dediğimiz bu hadise ile ilgili mükemmel bir örneğimiz var. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'nin dizine uzanıyor ve uyuyor. Vakitlerden de ikindi vakti. Efendimiz namazını kılmış ama Hazreti Ali kılmamış. Hazreti Ali bakıyor ki Resulullah uykuya devam ediyor.
onu uykusundan uyandıramıyor ve ikindi namazının vakti tam bir saat geçiyor. Peki neden böyle yapıyor? Efendimiz'i uyandırsa olmaz mıydı? Namazın gecikmesinden daha mı önemli Allah Resulü'nün uyuması? Evet, aynen öyle. Resulullah'ın uyuması daha önemli. Çünkü alemler onun hürmetine yaratılmış. Namazlar onun hürmetine bize emredilmiş. Kainat onun yüzü su hürmetine dönmüş ve kainatın varlık sebebi o olduğu için Hazreti Ali onu uyandırmaya kıyamıyor. Risale-i Nur'da bununla ilgili şöyle bir cümle geçiyor. Güneş bir saat tevakkuf etti. Yani Allah güneşi gökyüzüne çaktı ki Hazreti Ali'nin bu hareketinden dolayı namazı kaçmasın. Öyle bir hadise ki Allah sistemleri tüm kainatı namazın hürmetine durduruyor. Ama biz hala bu otobüsü durduramıyoruz. Firmayla binerken anlaşma yapıyoruz ama namaz saatinde şoför durmuyor. Bir de koskoca otobüs namaz için durur mu diyor. Kainat durmuş, güneş çivi gibi gökyüzüne çakılmış, bir saat tevakkuf etmiş ama şoför 10 dakika mola veremiyor. İçler acısı. Eğer bizler namazın önem ve hakikatini tam bilsek, ölüm döşeğinde olsak sürünerek yine gideriz ama bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de onca vakit diyor. Vakitlerden de ikindi vakti. Efendimiz namazını kılmış ama Hazreti Ali kılmamış. Hazreti Ali bakıyor ki Resulullah uykuya devam ediyor. Onu uykusundan uyandıramıyor ve ikindi namazının vakti tam bir saat geçiyor. Peki neden böyle yapıyor? Efendimiz'i uyandırsa olmaz mıydı? Namazın gecikmesinden daha mı önemli Allah Resulü'nün uyuması? Evet, aynen öyle. Resulullah'ın uyuması daha önemli. Çünkü alemler onun hürmetine yaratılmış. Namazlar onun hürmetine bize emredilmiş. Kainat onun yüzü su hürmetine dönmüş ve kainatın varlık sebebi o olduğu için Hazreti Ali onu uyandırmaya kıyamıyor. Risale-i Nur'da bununla ilgili şöyle bir cümle geçiyor. Güneş bir saat tevakkuf etti. Yani Allah güneşi gökyüzüne çaktı ki Hazreti Ali'nin bu hareketinden dolayı namazı kaçmasın. Öyle bir hadise ki Allah sistemleri tüm kainatı namazın hürmetine durduruyor. Ama biz hala bu otobüsü durduramıyoruz. Firmayla binerken anlaşma yapıyoruz ama namaz saatinde şoför durmuyor. Bir de koskoca otobüs namaz için durur mu diyor. Kainat durmuş, güneş çivi gibi gökyüzüne çakılmış, bir saat tevakkuf etmiş ama şoför 10 dakika mola veremiyor. İçler acısı. Eğer bizler namazın önem ve hakikatini tam bilsek, ölüm döşeğinde olsak sürünerek yine gideriz ama bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de onca vakit namazsız geçiyor, üzülmüyoruz, hatta fark etmiyoruz bile. Peki, biz tüm bunları nereden öğrendik? Bizlerin bunları öğrenmesindeki en temel amaç Allah'a yakınlık halini anlamamız. Çünkü bizler bu kavramları ne zaman tam manasıyla anlarsak o zaman Allah'a yakınlık halini yaşayabiliriz. Bu kavramların yaşanması ibadetle değil, ubudiyetle olabilecek bir hal. Çünkü ibadetin yapılmasında önce ince bir maç var ki ubudiyetin, yani kul ve köle olmanın içindeki o acizliğin sırrını yakalamak. Zira Yunus bin Metta okyanusun ortasında Yunus balığının karnındayken namaza durmadı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin dedi. Acizliğin, ubudiyetin sırrını yakaladı. Hazreti Eyüp yaraları içerisinde o zor haldeyken oruç tutmadı. Rabbi enni messeniyet durru ve ente erhamur rahimin dedi. Ve acizliğin o ince muazzam sırrını yakaladı. İşte bizim bu kavramları bu kadar anlatmamızdaki amaç, kullukta bir ince sefer yakalandığı anda Allah'a muazzam bir yakınlık hali başlıyor. Ondan sonra hayatında kontrol edilemez dediğin ne varsa bu sırlar ve formüllerle kontrol ediliyor. Sahabe, sohbet kelimesiyle aynı kökten geliyor. O zaman bizim şunu da net anlamamız lazım. Sahabeleşmek için sohbet etmek gerekiyor. Çünkü insanın internetten video izlemesi, kitap okuması çok güzel adımlar, çok güzel başlangıçlar olabilir. Fakat İslam bu kadar değildir. Bizler İslam'ın göz göze, diz dize, birlik olarak yaşanmasının bütün formüllerini bu satırlarda konuştuk.
madem formüller bu, madem insibağın, inikasın, incizabın bir sırrı var, ancak bir yere olabilir burada, kitap okuyarak, bakarak, sahabeleşmek için sohbette olmamız. Sohbet meclislerinde bulunmamız, birlik olmamız, omuz omuzuna yürümek, sorumluluk almak ve projeler üretmek şarttır. Çünkü İslam bir ideoloji değildir. Sadece masada entelektüel tarzda konuşulabilecek bir hadise hiç değildir. İslam hayatınızın bütün evrelerini tanzim edecek bir sistemdir. İslam yatarken de İslam'dır, su içerken de İslam'dır, mücadele ederken de İslam'dır. Helal haramda da İslam'dır. Allah'ın yolunda peygambere, sahabeye benzeyip nasıl insanlığın imanına yetişebilirim meselesi de İslam'ın bir parçasıdır. O yüzden İslam sadece kitaptan okuma dini değil, bir pratik dinidir. Ama çevremizde çoğu insan bize ne diyor? Ben sana Kur'an okuma demiyorum. Oku ama evde oku. İyi ama zaten okuduğumuz Kur'an bize evden çık diyor. Sahabeyi oku ama evde oku diyor. Tamam da biz o sahabe dediğimiz insanların dünyanın dört bir yanında kabirleri var. Neden bu kadar mücadele etmişler acaba? İşte burayı algılayamıyoruz. İnsan nasıl sadece okuyarak yüzme öğrenemezse, sadece okuyarak da İslam'ı öğrenmesi mümkün değildir. Bu din bir pratik dinidir. Okuduğumuzu mucibince tatbik etmek için meclisler bu işin olmazsa olmasıdır. Şimdiye kadar anlattığımız kavramların sırrı, esrarı ise işte bu meclislerdir. Kardeşlik, uhuvvetle ilgili meseleler okuyorum ama kardeşimle getirebileceğimiz bir atmosferde omuz omuza mücadele etmiyorum. Ne işime yarayacak benim bu okuduklarım? Zira ben sizin fabrikanıza gelsem, 10 yıl demircilikle ilgili bilgi öğrensem ve en son ya arkadaş bu kadar bilgiyle dükkan açsana ne duruyorsun demezler mi? Ya da başka bir yere gitsem, sır ve nakliye hakkında her şeyi öğrensem ama hiç nakliye yapmasam, 10 yıldır bile öğreniyorsun, niye taşımacılık yapmıyorsun? Niye bu boş yorumları öğreniyorsun demezler mi? Aynen öyle de İslam sadece masalarda konuşulacak, muhabbet edilecek ideoloji dini değildir. İslam Allah'ın tanzim ettiği ve pratiğe dökülmesi zorunlu olan bir sistemin adıdır. Biz bunu geçmişe baktığımızda da çok net görüyoruz. Şimdi biz toplumdaki insanlara, hatta camideki insanlara nasıl bir insan istersiniz diye sorsak, hepsi ahlaklı, temiz, dürüst, adil, namazında Rabbini bilen insanlar ister. Ama dikkat edin, tüm bu istenilenler bir neticedir. Ve bütün neticeler bir sebebe bağlı olur. İnsanların beklediği bu neticelere sebebi ise meclislerdir. İşte bizim burayı anlamamız lazım. Mesela ecdat böyle olduğunu bildiği için sadece cami yapıp bırakmamış. Caminin yanında bir de o camiyi doldurabilecek tekkeleri, zaviyeleri, mektepleri, medreseleri yapmış. Ecdat bu manayı sahabelerden, suffa meclislerinden, Darül Erkam ekolünden çok iyi almış. O halde bizim de bunu çok iyi anlayıp sonsuz omuz omuza verip bazı şeyleri tekrar ihya etmenin vakti gelsin. Tüm meseleler derinlemesine konuşulduğuna göre artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclislerle ilgili bir hadisini okuyup son verelim. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler. Gelin falanca yerde Allah için bir araya gelen bir topluluk var derler. Kanatlarıyla arşa kadar helezon oluştururlar. Allah onlara sorar. Ne yapıyor kullarım? Seni tesbih ediyorlar ya Rab. Onlar beni gördü mü? Hayır ya Rab. Peki onlar beni görselerdi ne yaparlardı? Şu an ne yapıyorlarsa ziyadesini, fazlasını yaparlardı ya Rab. Peki o kullarım benden ne istiyorlar? Senden cennet istiyorlar ya Rab. Peki o kullarım cenneti gördüler mi? Hayır, görmediler ya Rab. Peki görselerdi nasıl isterlerdi? Şimdi nasıl istiyorlarsa ziyadesiyle isterlerdi ya Rab. Peki o kullarım benden ne için sığınıyorlar? Senden cehennem için sığınıyorlar ya Rab.
Peki okullarım cehennemi gördüler mi? Hayır, görmediler ya Rab. Peki okullarım cehennemi görselerdi nasıl davranırlardı? Şimdi nasıl davranıyorlarsa ziyadesiyle sığınırlardı ya Rab. Ben bu haldeki kullarımın hepsini bağışladım. Ya Rabbi, içlerinde bazıları vardır ki onlar diğerleri gibi değil. Orada oturanlar öyle iyi kimseler ki aralarında oturan da şaki olmaz. Ben hepsini birden bağışladım. Meleklerin hadis-i şerifte onlar diğerleri gibi değil diye bahsettiği insanlar, arkadaş zoruyla veya canı sıkıldığı için gelen, geçerken uğrayan yahut kınanmamak için gelen insanlardır. O mecliste olduğu için Allah onları bağışlıyor. Çünkü mecliste bereket var. Mecliste insiba, inigas var. O an dinleyenlerin algıları kapalı bile olsa onlara orada o tohum ekiliyor ve zamanı gelince boyu veriyor. Madem mecliste böyle bir kurtuluş var ve madem bu din pratik dinidir, bizler birlik olmazsak, omuz omuza ortak proje üretmezsek, sorumluluk almazsak nasıl olacak? Dünya için elektriğin, suyun faturasını, evin, işin mesuliyetlerini, bedenimizin, sağlığımızın gerekliliklerini yaparken Allah için birlik olup ve o birlik içerisinde sorumluluk almadan nasıl olacak? Evet kıymetli dostlar, bugün de yine hem kavramları öğrendiğimiz hem de duygularıma nasıl yön verebilirim adlı bir sohbetimiz vardı, sizlerle beraber oldu. Kıymetli dostlar, buraya kadar bizleri dinleyen bütün dostlarımıza lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yanındaki çandan, daha sonra videomuza bir beğeni atmayı ve yorumlarda da bizlere desteklerinizi unutmayın dostlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, ben Ali İbrahim Çakı. Bir sonraki videomuzda yeniden sizlerle beraber oluncaya dek sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.